İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili o malum tartışma devam ediyor. Yani hani terörle iltisaklı kişilerin göreve alınması, işte işbaşı yaptırılması vesaire. Tevfik Göksu dün CNN Türk'te bu konuyla ilgili, yani belediyedeki o PKK'larla ilgili yeni çarpıcı iddialarda bulundu. Murat Ongun yine bağlanmak istedi, tweet attı vesaire. Yalan dedi, o doğru dedi. Sonra CHP Grup Başkan Vekili çıktı. Sayın Tevfik Göksu'ya cevap vermeye çalıştı ama orada ilginç bir şey vardı. Tevfik Göksu bir iddiada bulundu. Bir kadının hala PKK'dan tutuklu kalıp serbest kalan, yargılanan bir kadının belediyede hali hazırda çalıştığını söyledi ve buna bir şey yapın dedi. Ama CHP Grup Başkan Vekili biz bunlara bakarız, onlar hallolur falan gibi mealinde bir geçiş yaptı. Bunların hepsini kapatıyoruz. Efendim Süleyman Soylu şöyle demiş, öbürü böyle demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemiş, işte belediyeden şu kadar adam alınmış. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce verdiği namus sözünü hatırlatmak istiyorum size. Namus sözü. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Bize ait olmayan ama kazanacağımız belediyelerde hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Hiçbir işçi. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum. Namus sözü verdiğiniz zaman onu tutmanız gerekiyor. Hele Türkiye'yi yönetmeye talipseniz o sözünüzü tutacaksınız. O sözünüzü tutmazsanız insanlar size farklı bir gözle yaklaşır. Şimdi belediyelerden, CHP'li belediyelerden bir tek kişinin işten atılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Sadece İstanbul Belediyesi'nde rakamları söylüyorum, anlatılanları söylüyorum. 13 bin kişi işten atılmış. 13 bin. 13 bini geçin. 13 kişiyi bile atamazsın. Senin genel başkanın söz vermiş. Namus sözü demiş. 13 kişi bile işten atılmayacak demiş. Ama siz ne yapmışsınız? Siz işten atmakla kalmamışsınız. Siz gidip insanlara iftira atmışsınız. Siz bu insanlara iftira atıp öyle bir hale getirmişsiniz ki hani Peygamber Efendimizin ahlakı dedik ya, burada işte hayatını karartmadı diyor ya Peygamber Efendimiz, o kadar not almadı, kimseyi dışlamadı falan. Ekrem İmamoğlu da seçimlerden önce Yasin-i Şerifler okudu, anlattı, sarıldı insanlara. 13 bin kişiyi geçtik, 13 kişi diye sayalım az. Yani bu kadar atmış. Ama kendi liderinin verdiği namus sözünü çiğnetmiş, insanları sokağa atmış. Orada eylemler başka. Bir kişiyi getireceğim ekranlarda. Bir kişi. Tanımıyorum. İsmini de bilmiyorum, ismi de önemli değil. Sosyal medyada gördüğüm bir video. İspark'ta çalışan bir adam ve buna iftira atmışlar. Ve bu adamı işten atmak için yalana dolana iftiraya başvuruyorlar. Kim bilmiyoruz. Adamın anlattıklarına baktığınızda ya hakikaten böyle bir şerefsizlik olmaz. Söz verdi. Kimseyi çıkartmayacağım dedi. Sen niye beni mağdur ediyorsun ki? Bana diyebilirdin. Ya biz sizle çalışmak istemiyoruz. Bu zamana kadar yaptığınız görevlerden dolayı teşekkür ederiz. Siyasi irade değişti. Sizle çalışmak istemiyoruz. Beni böyle asılsız iftiralarla işten atma ya. Beni mağdur etme. Ailemi mağdur etme. Çoluk çocuğumu mağdur etme. O hanımımın o duygusu var ya. 10 aydır yüzü gülmüyordu kadın. Kadın kanser olmuş ya. Bak dertlenmiş, derdini içine atmış. İnsan böyle doluyor işte, anlatamıyorsun bazı şeyleri. Parayla pullu bir şey yok bunun için. Bu iftira var ya. Ya ne diyorum size, anlatamıyorsun kendi haklı olduğunuzu ya. Kendi akrabanız bile yani şüpheyle bakıyor bazen. Ya mağdur edilmişsin, hukuksuzluğa uğramışsın. Yani atılan iftira var. Ya avukat aradığında Sinan Bey davamız kabul edildi dediğinde işte ben o müjdeyi hanıma verdiğimde nasıl çılgattı, nasıl sevindi. Dünyanın paraları benim olsa ne olur ya. O hanımın mutluluğunu değişmem ona ben. Ben davamın haklılığını ispat ettim. 12 yıllık emeğimin karşılığını hukuk mücadelesi vererek yılmadan sabır ve şükürle elde ettim Allah'ın izniyle. Thank you.
Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Hiçbir işçi. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak. Ya bu şekilde beni ailemin nazarında bu hale getirmeleri gözyaşı döküyor. Ben bu adamı dinledikten sonra döndüm. Allah sizi bildiği gibi yapsın dedim. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ya bir insana sadece işten atmak için, hadi işten atman, adamı zaten hayatını karartıyorsun. Adamı dışlıyorsun. Adamı yok sayıyorsun. Hadi onlar geçtik. İftira atıyorsun ya. Para çaldı diyorsun, para. Ya böyle bir Allahsızlık olur mu ya? Şu adamın gözyaşlarına siz kurban olun değil mi?